Evet, buyurun. Size sormak istediğim bu soru, değerli seyircimizin sorusu şu şekilde efendim. Bize dabbetül arz ne demektir? Ne anlam taşıyor? Bize biraz açıklar mısınız bunu? Dabbe kelimesi Arapçada sözlükte ne manada, onun anlamı nedir? Dabbe yerde sürünen hayvan yahut yerde emekleyen, debeleyen de diyorlar yerde. Ona dabbetul ard derler. Ve bu bazı gayr-ı Ahmedi ulemaların anlattıklarına göre Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala beyan etmiştir. Dabbetul ard çıkacak. Yukallemun nasa, insanlarla konuşacaktır. Halbuki yukallemu kelimesi kallama yukallemu konuşmak manasındadır tabi. Fakat onun başka anlamı da vardır. O da sözlükte vardır. Kallama yukallemu ısırmak anlamındadır. Allahu Teala bir hayvanı çıkaracak, bir mikrobu çıkaracak bizim inancımıza göre ve o insanlara ısıracak. Yani insanlar üzerinde etki yapacak ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam zamanında da oldu ve sık sık zaman zaman bu tekrar başını ortaya çıkardı ve insanların önüne çıktı. Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam bir rüya gördü. Ben melekleri gördüm ki onlar siyah fidanları dikiyorlar ve Allahu Teala bana anlattı ki bu mikroplardır. Taun vebası yayılacak. Ve dedi ki her kim benim talimatıma uyarsa, benim talimatımın dört duvarı arasında kalırsa Allahu Teala söz verdi ben onu koruyacağım. Onun Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam onun için hamari talim yahut kaşti Nuh, Nuh'un gemisi Türkçe olarak çevrilmiştir, yayınlanmıştır. Onun başında diyor ki Allahu Teala bana ilham indirmiştir. Ve diyor ki Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam özür diliyor İngiliz hükümetine. O zaman İngiliz hükümeti vardı. Diyor ki biz aşı olmayacağız. Ben ve benim cemaatim aşı olmadan Allahu Teala bizi bu taun vebasından koruyacaktır. Ve bu veba bir mikrop vasıtasıyla yayılıyor. İşte dabbatul ard o mikroptur. Evet. Ve o zaman Allahu Teala Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın doğruluğunu ortaya çıkardı. Hatta çok iman vericidir. Bir köy ağası bir gün kendi çatısına çıktı ve bağırdı yüksek sesle. Ey ehali, her kim bu taun vebasından kurtulmak isterse benim evime gelsin. Evi büyüktü. Adam zengin idi. Tarlası çoktu. Ve bütün köy onun evinde toplandılar ve bir tek kişi ölmedi. Birisi ona dedi ki yahu sen nereden sana da bir ilhamı indirdi Allahu Teala. Sen nasıl ilan ettin? Dedi ki hayır, benim efendime Allahu Teala ilham etti. O benim de benim evimde o evinin bir kısmıdır ve o ilham benim evim içinde geçerlidir. Allahu Teala Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a ilham verdi. İnni uhafizu kulla man fiddar. Her kim senin evinin dört duvarı arasında olursa onu ben koruyacağım. Ve Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın evinde hiçbir kimse taun vebasından ölmedi. Hatta daha sonra hilafeti bırakan Muhammed Ali adlı hoca, Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'ın bir odası var. Gol kamra diyorlar, yuvarlak oda. Orada yaşıyordu. Ve ateş çıktı, çok yüksek. Hazreti Mufti Muhammed Sadık Bey'i çağırdı. Ve dedi ki ben taun vebasına yakalandım ve öleceğim kesin artık. Ve ölmeden önce ben size söylemek istiyorum. Hazreti Mufti Sahib diyor ki ben baktım elinden tuttum hakikaten yanıyordu. O kadar sıcak onun ateşi vardı. Birisi Hazreti Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam'a da haber verdi. Efendim Mevlevi Muhammed Ali Bey ateş içindedir ve diyor ki ben öleceğim ben taun vebasına yakalandım. Mesih Maud Aleyhisselatü Vesselam geldi ve dedi ki Muhammed Ali Bey, bilmiyor musunuz? Burası benim evimin bir odasıdır. Ve Allahu Teala bana söz vermiştir. İnni uhafizu kulla man fiddar. Bu evde kim olursa olsun onu ben koruyacağım diye Allahu Teala bana söz vermedi mi? Bu benim evimin odasıdır. Sen nasıl burada yakalanabilirsin taun vebasına? Göster bakalım. Aldı onun eline ve dedi ki zerre kadar ateş yok.
Hazreti Mufti Sahib diyor ki ben de hayret ettim. İki dakika önce ben dokundum, yanıyordu. Mesih Maud Aleyhisselam diyor ki ateş yok. Diyor ki ben tekrar elini elime aldım. Hakikaten zerre kadar ateş yoktu. Evet, teşekkür hepsi ederim. Efendim çok sağ olun. Allah'a kendisine Doktor Celal Şems Bey, Reci'den beni ikaz ediyorlar. Süremizi doldurmuşuz. O nedenle programı kapatmak zorundayım.